akşam. Yok. Aç değil. Ama bebeğine yarar. Onun canı için. Hamile olduğumu nereden anladın? Boş ver, anladım işte. Okusa düştüğüm ilk günler ben de senin gibiydim. Nasıl? Aynı böyle işte. Ne kimseyle konuşuyor, ne yemek yiyordum. Herkesten köşe bucak kaçıyordum. Nedenini sonra anladım. İlk geldiğim günler hep çıkacağım diye ümitleniyordum. Burada ne arkadaşlık ne de bir hayat kurmaya niyetim yoktu. Ama zaman içinde burada geçici olmadığımı anladım. İnan bana, ondan sonra günler daha kolay geçmeye başladı. Bir an evvel sen de kabulle. Artık hayatın buradan ibaret. Hayatını sil baştan kur. Özlüyorsun değil mi anneni? Çok zor değil mi ayrı kalmak? Ayrı değiliz ki. Sen buraya onu ziyarete gelmedin mi? Yok. Ben de burada kalıyorum. Burada mı? Anamla beraber kalıyorum. Zaten burada doğmuşum. Sen hiç dışarı çıkmadın mı? Yok. Sen çıktın mı? Boncuklar mı çıkardın? Bilmem. Peki. Bizi de çıkarsalar. Çıkarırlar belki. Al bakalım. Senin olsun. Ana, ana! Sus lan, kafa ütüleme. Al bakalım şunu.
Neden alayım? Yerleri sileceğim de ondan. Burada yan gelip yatmak yok öyle. Herkese bir iş düşüyor. Sana da yerleri silmek kaldı. Çiftliğin hanımının düştüğü duruma bak hele. Hanım olmak nerede, yer silmek nerede? Muzaffer. Muzaffer, keşke beni duyabilsen. Keşke yanımda olsan. Seni öldürmekle suçluyorlar. Bu olanlar ağrıma gidiyor. Sensiz ne yapacağım? Korkuyorum Muzaffer. Korkuyorum. Varlığına o kadar alışmışım ki. Sabah evden gidişine, akşam eve dönüşüne. Bazı geceler eve geç gelirdi. O gelene kadar uyumazdım, beklerdim. Ayak sesini duyunca rahatlardım. Hepimiz onu çok özlüyoruz. Onun gibi bir adamın yokluğunu kabullenmek çok zor. Hep yanında olacağız halde. Ne zaman isterse. Sağ ol Zeki. Müsaadenizle. Biri öldüğünde onu seven kişinin yüreğinde 40 mum yanarmış. Yüreği çok acırmış. Hiç dinmeyecek sanırmış. Sonra her gün mumlardan biri sönermiş. 40. gün sadece tek bir mum kalırmış geriye. O mum ömür boyu yanmaya devam edermiş. Belki o tek mum hiç sönmeyecek halde. Ama acın zamanla hafifleyecek. Sabret. Bu acıya Kemal sayesinde dayandım. Beni hiç yalnız bırakmadı. Bana hep teselli verdi. Ama şimdi yanımda yok Neriman.
Çiftliğe benimle birlikte gelmediği için çok üzgünüm. Üzülmemek elde mi? Çok şey mi istiyorum? Bu senin en tabii hakkın. Böyle bir zamanda insan elbet kocasını yanında ister. Merhaba Kemal. Merhaba, hoş geldiniz. Kötü bir şey yok ya. Yok, Halide için geldim. Halide çok zor günler geçiriyor Kemal. Abini yeni kaybetti biliyorsun. Ama her şeye rağmen ayakta durmaya çalışıyor. Böyle bir zamanda tek dayanağı sensin. Onu yalnız bırakman doğru mu sence? Haklısınız. Halide üzdüğümün farkındayım. Madem farkındasın, neden yanında değilsin? Neden hiçbir şey yapmıyorsun? Siz de beni anlayın. Bunca yaşanan şeyden sonra çiftliğe gidemem. Bunu yapamam. Şimdi Halide'nin yanında olmayacaksan ne zaman olacaksın Kemal? Neden evlendin ki Halide'yle? Sen burada, o çiftlikte. Böyle evlilik mi yürür? Halide'nin yanında olmalısın Kemal. Şimdi yapman gereken tek şey bu. Gelene bakın hele. Kemal değil mi bu? He kız. Vallahi da Kemal. İşte şimdi yandın oğlum Reşit. Senin için geldim Halide. Bundan sonra hep yanında olacağım. Sana destek olacağım. Ama senden bir isteğim var. Burada sadece senin eşin olarak bulunacağım. Benden bu evin ağası beyi olmamı beklemeyeceksin. Ne çiftlikte bey, ne fabrikada patron olacağım. Anlaştık mı? Ama... Lütfen. Rica ediyorum. Bu konuda çok kararlıyım. Peki, tamam. Yanımdasın ya, bu bana yeter. Seyyare ana. Dur yardım edeyim. Yok, ayıp olur sağ beyim. Az ekmeğini yemedim ana. Senin yaptıklarının yanında bu yardımın lafı mı olur? Bırak taşıyayım, ver. Kemal.
Beni rezil etmek mi istiyorsun? Çalışanlarla yüz göz oluyorsun. Onlarla aynı seviyeye inmen doğru mu? Seviye mi? Ben onlardan üst seviyede değilim ki. Kendimi hiç öyle görmedim. Böyle davranırsan yarın öbür gün hepsi tepemize çıkar. Yakında işlerin nasıl yürüdüğünü sen de göreceksin. Onlarla arana mesafe koyman gerektiğini öğreneceksin. Bunların hepsine alışırsın. Hiçbir şeye alışmayacağım halde. Niye alışayım? Burada geçici bir süre için kalmıyor muyuz? Niye geçici olsun? Çünkü Güllü döndüğü zaman buradan gideceğiz. Güllü hapishaneden çıkmayacak. Bence çıkacak. Çünkü suçsuz. Nereden biliyorsun? Güllü'yü tanıyorum. Onun yapmadığına eminim. Bunu yüzüne baktığımda anladım. Yüzüne baktığında mı? Bugün Güllü'yü ziyarete gittim. Ne? Abimin katilini ziyarete mi gittin? Bunu nasıl yaparsın Kemal? Güllü katil değil. Durum şimdilik öyle gözükebilir. Ama suçsuz olduğu er geç meydana çıkacak. Sen beni çıldırtmaya mı çalışıyorsun Kemal? Öyle bir kadına nasıl inanırsın? Onun nasıl bir insan olduğunu bilmiyor musun? Halide, kendine gel. Kız, kavgaya mı tutuştu bunlar yoksa? He, tutuştular vallahi. Aman, daha dün bir, bugün iki bacım. Ne zaman birbirinize sevdalandınız, ne zaman kavuştunuz da kavgaya tutuştunuz. Vah vah. Ya bu evi her bir gelen bir kavgaya tutuşuyor zaten. Evde mi var bir uğursuzluk nedir anlamadım ki ben. Bak Halide. Ben de mahpusta yattım. Mahpusta yatmanın ne demek olduğunu çok iyi bilirim. İnsanın umudunun nasıl bittiğini, gelene gidene nasıl hasret olduğunu. Hasret gidermeye gittin yani. Hayır Halide. Gönül borcumu ödemeye gittim. Ben mahpustayken o da beni ziyarete gelmişti. Ama sen bunu yapamazsın. Neden? Çünkü benim evlisin. Onurumu böyle ayaklar altına alamazsın. Bunu bir daha sakın yapma Kemal. Sakın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.